Kıymetli dostlar, selam aslanım, bağrınızdan ısık salam, karakoldan ısık salam, Piristan'dan ısık salam. Hazır sizge Kırgızistan'ın en tanımal müzelerinden biri olan Pirjevalski Müzesi'ni görsetmek için çoğu varıp göreli. Tural mı ki? Tural, görelim. Evet, kıymetli dostlar, şimdi Karakol şehrinde yer alan Pirjevalski Müzesi var, oraya gidiyoruz. Pirjevalski Müzesi'nin özelliği, 1850'li yıllarda Kırgızistan'a gelen Rus seyyah var. Pirjevalski diye onun ismini vermişler. Normalde burayı çok seviyor. Bu yolun sonunda onun mezarı da var. Önce şeyini görelim, bir müzesini görelim, sonra icabında mezarına da varırız. Burası normalde Pirjevalski müze kompleksi. İçinde Karasel Müzesi de var, Pirjevalski Müzesi de var. Kırgızistan'ın ilk müzelerinden birisi, Tarih Coğrafya Müzesi aslında aynı zamanda. Yani böyle mezarına doğru gidiyor, biz şimdi müzesine gireceğiz. Burada normalde dünya küresi var. Burada o Çarlık Rusyası döneminde buraya gelen Rus seyyahlar var. Bunlar hep gelmiştir. Bu haritada gördüğümüz yerleri hepsini incelemişler. Çin'e gitmişler, Moğolistan'a gitmişler, Kırgızistan'a gelmişler. Bizim bulunduğumuz yer şurası. Karakol şehri. Burada o gittikleri yerlerdeki şeyler var, resimlendirmişler tabii ki, o şekilde. Yani bunlar ise Sovyetler Birliği zamanındaki coğrafyacılar, seyyahlar. Onların kullandığı hatıra eşyalar var, madalyalar var, yazılar var. Сорок лет здесь был, да? Нет, он не здесь был, он руководил русским географическим обществом. Там в Москве, да? Константин Николаевич Романов был председателем русского императорского географического общества. Ben şimdi hazır elimi müzenin için görevli, görev hoştaydı. Yani burada müzenin işte o ilk şeylerin geldiğindeki, seyyahların geldiğindeki yazılar, fotoğraflar, kullanılan eşyalar, haritalar. Sovyetler Birliği zamanından beri burası çok ünlü olan bir müze. Sovyetler doğrudan beri hayvay tanımalı olan müzelerden birisi. Aymak Tanu Müzesi de bir. Bu şekilde. Burada Isık Gölü'nün etrafında yaşayan canlılar var. Onların tabii ki kurutulmuş halleri var. Burada yine o eşyalar var. Kitaplar var, haritalar var, mektuplar var. Evet, yine burada gördüğümüz gibi. Evet, yine burada Isık Gölü'nde yaşayan canlıların şeyleri var. Burada Pirjevalski atı diye geçen bir at vardı, karakola özgü bir attı bu. Ama şu anda maalesef nesli tükenmiş. Pirjevalski atı diyorlar ya da işte Isık Gölü atı diyorlar. Buradan devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Burada yine o zamanki siyahların çizdiği resimler var. Şu
Geografistler, tartma süratleri var. Evet, burada yine o zamanki kullanılan mutfakta eşyaları var. Bundan tarihi eserleri var. Kullanılan, Prjevalski'nin kullandığı coğrafi aletmiş, ölçüm yapmaya yarayan. Evet, onun çantası. Şekilde. Yani burada yine haritası var. Şimdi size burada güzel bir, ilginç bir şey göstereceğim. Unuttu sevgili dostlar. Şimdi şu karşıda gördüğünüz resim, iyi bakarsanız. Bu resim, siz yön değiştirdiğiniz zaman resim de yön değiştiriyor. Şu an mesela sağ tarafa doğru devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş gittiğimiz zaman resmin yön değiştirdiğini göreceksiniz. Evet, sol tarafa doğru döndü gördüğünüz gibi. Böyle ilginç bir resim yapmışlar zamanında. Evet, burası da yine böyle bu şekilde. Sovyetler Birliği zamanında ünlü bir müze. Ondan sonra günümüzde de yine dünyanın birçok ülkesinden buraya misafirler geliyor. Yabancı ülkelerden, Rusya'dan, Amerika'dan, Avrupa ülkelerinden çok sayıda yine müşteriler, ziyaretçiler geliyor buraya. Ve bu şekilde ilk bölümü bitirmiş olalım. Tekrardan kürenin olduğu yere gelmiş olalım. Tekrar Ece'ye kulak vereceğiz şimdi. Biz şu anda buradayız. Isıp Gölü'ndeyiz. Şimdilik ilk bölümü bitiriyorum. Какая минета, которую он точил ножи, есть выцарапанная ему рукой там. Китайский курительный прибор, монгольская пепельница. Вот эта штука очень интересная, монгольские счеты. Можно делать все математические действия. Это то же самое, что сейчас ментальная математика учит считать на пальце. Совершенно верно. Меня фотографировать не надо. Не было возможности. И вот еще один экземпляр, это ружье, с которым он ходил четвертый. Такое красивое, заказывал ружейного мастера в Санкт-Петербурге, Лежина. Вот такая гравировка, здесь вот медальончик, морда лисы, с той стороны гончая собака, дикий кабан. Вот здесь сверху, если смотреть, личный номер, инициалы. Изначально было нарезное, потом переделано под 16 калибр. Вот тоже интересная фотография. Это город Караков в 1885 году. Караков 1885 фотографа. 16 лет тогда Каракову всего лишь. Алихан Баке, бұл сүретті азыр қара? Да. Эми ар жака барып кайра қара. Жакшылап қара, анан ар жака барып кайра қара. С этой стороны они идут к горе, а с той стороны они идут по дороге. Байкадыңыз ба? Байкаған жоқсыз ба? Байкадым. Шандай. Это когда рисовано? 1977 год, когда делали реставрацию музея, художник ленинградский тогда, Харламов. Русский, да? Kızı bakayım bakayım. Их тащили с Аксуйского ущелья, ну тогда транспорт какой, буйволы да лошади. А почти на заготовку камней только ушло почти два года. Памятник стоит на фундаменте, то есть камень входит в камень. А памятник-символ, он сама скала вручную обрабатывался. Символизирует Центральную Азию, которую он изучал, обследовал. Состоит из 21 камня, что говорит о том, что он 21 год отдал науке. 10 ступеней, 10 лет он пробыл в экспедиции. А орел – символ дальнозоркости, мужества. Держит оливковую ветвь – символ мирных намерений. Все-таки он очень много сделал для науки.
А повернут на Тверское Латово, на юг, куда стремился Пржевальский. Ну вот, там памятник весит 365 тонн. Высота почти 9 метров. И памятнику 126 лет, он ни разу не реставрировался. Стоит еще. 126 лет. 126, вот летом будет 127. В 894-м было открытие. Ну, а вот эти бронзовые все части барельефа, орел, православный крест и карта изготавливались на монетном дворе в России и доставлялись в готовом виде. Вот барельеф – это увеличенная копия медали Пржевальского. Она была учреждена еще при жизни Пржевальского. В 1886 году его наградили медалью самого себя. Интересно. Şimdi Pircevaski Müzesi'nin devamı olan yerdeyiz, bölümdeyiz. Burada Pircevaski'nin kendi mezarı var ve anıtı var. Hazır hoşul Pircevaski Müzesi'nin bulandısında hoşul Esselik'ten canındayız. Burası. Bu hoşul Esselik'ten her birinin özünçe düşündürmesi varken, cana orası cahit birgen. Negizi bu bürküt var andan giyin. Krepes var andan ki bu eserlikten boyu deken 9 metreyken yani tepkişler var bunlar bu yerde. Bu tepkişler gene 10 duyuyorsun dedikken 10 yolu ekspedisi yakılıp dayır. Yani her bir taştın deken sana 26 kere yani noşaların varını düşündürüp verirken bulacak mı? Yani gayrı emek olmayla boyu. Evet, hürmatlı sevgili arkadaşlar, sevgili seyircilerimiz, dostlarımız. Bu anıtın her bir bölümünün kendine ait şeyi varmış, özelliği varmış, anlamı varmış. Mesela bu İleride gördüğümüz şu şeyin basamaklar 10 taneymiş. 10 defa buraya geldiğini gösteriyormuş. Mesela o şeyin kartalın başı kuzeyi gösteriyormuş hep. Kuzey doğuyu gösteriyormuş hep. Bu taraflara geldiğini gösteriyormuş. O şekilde bir anlatmıştı biraz önce. 100-130 senelik falan yaklaşık olarak ve herhangi bir şey falan görmemiş. Tamirat falan görmemiş. 130 yıldan beri o şol işteydi kendim. Bu yerin özgeçerliği, Pircevaski eserinin özgeçerliği gölge en yakın yerde ornalat. Anam bu yerde anlağını da gösterdi. Isık Göl'ün Pristan Pircevaski diye geri bilesin yerde. Yani Isık Göl'ün kuzeyinde iki tane burun var. O burunun güneyindeki olan kısmı burası. Gördüğünüz gibi burada eskiden imam varmış, işte şu anda burada plaj falan var. O şekilde burası bir şehir aslında, yani kasaba daha doğrusu, Pristan kasabası. O şekilde. Burada ayrıca Pircevaski'nin mezarı da var. Onu da gösterelim. Bugün hava biraz soğuk, rüzgarlı. Biraz üşüdük işinin gerçeği. Bu da Pircevaski'nin anıt mezarı. 1888 yılında vefat etmiş. Sonra işte kendi vasiyeti gereği buraya şey yapmış, defnedilmiş. Bu şekilde. Bu da gördüğümüz gibi yine anıtı. Yani bu taşlar Aksu ilçesi var. Buraya yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta. Oradan getirilmiş granit taşları. Yavaş yavaş tekrardan müzenin çıkışına doğru devam edelim bakalım. Yani burası daha uzakta gördüğümüz yok. Şu müzenin çıkışı. Yani biraz tabii ki bakım istiyor. Ondan sonra eskiden beri devam ettiği için de özellikle de bu şey sürecinde, pandemi sürecinde biraz sakin. Yoksa normalde burada çok sayıda ziyaretçiler oluyordu yani. Böylece gösterelim ve bitirelim. Evet, Pircevaski Müzesi'nin İkinci bölüm olan Pircevaski'nin anıtının olduğu yer burası.
Evet, hurmatlı dostlar, kiinki videolarda görüşünce sağ salamatta bulunurlar. Karakolga gelseniz Hüseyin Karaçay Vatan'ın müzeyine, Prijevalski Müzeyi'ne gelmeyi unutmayınızlar. Evet dostlar, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kırgızistan'a geldiğiniz zaman, karakola geldiğiniz zaman mutlaka buraya da uğramayı ihmal etmeyin, aklınızdan çıkarmayın. Sağlıcakla kalın diyorum.